önemli olduğunu, onların elimde bir değer olduğunu ve bir kere mahsus verildiğini biliyorum. Onun için yaşanılan hayat her şekliyle, her haliyle, ben şu anda köşe başında limon da satıyor olabilirdim. O da güzel. Şu anda sevgi kazanmışım. Onun senaryosunu görüyorum. Hepinizin gözlerinde, beni izleyen sevenlerimin gözlerinde. Bunlar işte alabileceğim büyük mutluluk insanın. Aşk da benim için bu. Sevgi de bu. Mutluluk da bu. Sözünüze şöyle bir cevap vereceğim. Artık yaş ortalamamız 40 ve üstleri olduğu için sonbahar yaprakları sayın valim, ya cenazelerde buluşuyoruz, ya hasta ziyaretlerinde buluşuyoruz. Evvelden çaylara, partilere davet ediyoruz. Böyle bir birdenbire. Adam da kulüp açmışız burada, gelmiş. En büyük itiraz Engin Bey'den geldi. Evet, evet. İşte ne güzel bunlar. Büyük bir servet şu anda. Onun için bunları iyice sıkı sıkı sarılıp kıymetini söylemek için. Absolut kavramları. Ben şimdi esasında o kadar deforme edilmiş bir tabir ki bu. Bunu sevmiyorum. Oh. Kendime de asla, konuşurken de bahsetmiyorum. Saygı duyduğum sanatçı arkadaşlarıma da böyle hitap etmiyorum. Çünkü bir kelime, bir deyim anlamını yitirdiği ve ulu orta her yerde, herkese, her şeye karşı kullanıldığı zaman artık onun önemi yok. Onu kalkıp aklı başında hakikaten işine önem vermiş, hakikaten yaptığı işin ası olmaya karar vermiş bir insanın kendine de saygı duyduklarına da yakıştırmaması lazım. Şimdi gelelim. Solist olmak yeterlidir. Bir müziğin bir solisti olabilmek, yani diğerlerinden, çoğuldan çıkıp tekil olmak zaten yeterlidir. Ama bunu daha öncelerde eski Türkçeyle baş muganniye demişler. O da nedir? Kademe kademe daha çok yetişmiş, daha çok birikimi olmuş, idrası, ustalığı daha çok oturmuş, kişi için kullanılan işte ustabaşı, kalfa esprisi, çırağı gibi bir şey bu. Kıdem yani. Ama 15 yaşında da bu tabiri almak...